RB24-ün efirində gündən başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu saat olan müzakirə istiqamətimiz Texnofest ilə bağlı olacaq. Bugün artıq Texnofest 2022 Azərbaycanda işini tamamlayır və 4 günlük fəaliyyəti müddətində maraqlı şovlar ilə həm də marifləndirən startap layihələri ilə hər kəsin diqqətini cəlb etdi. Türkiyənin möhtəşəm aviaşosunun Azərbaycanda keçirilməsi isə həm ölkəmizin dünyada tanıdılmasında, həm də Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafına təkan verəcək. Elə bu saatda da olan müzakirə istiqamətimiz məhz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə, daha doğrusu əməkdaşlığına Texnofestin təsiri ilə bağlı olacaq. Suallarımızı ünvanlayacağıq studiyamızın qonağı Yücəl Karaz generala. Xoş gördük Yücəl bəy, sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm, iyi yayınlar diliyorum. Yücəl bəy, Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən festivala maraq həddindən artıq böyükdür və bildirildi ki, 1000-dən çox komanda və 6000-dən çox iştirakçı müraciət edib bura. Bu da kifayət qədər böyük göstəricidir. Azərbaycandan həm də Türkiyədən olan komandaların iştirakı da bu sahədə təcrübə mübadiləsinin olduğunu əslində göstərir. İstərdim bu istiqamət haqqında danışaq. Texnofest Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinə, əməkdaşlığına bundan sonra necə təsir göstərəcək? Texnofest dünyada teknoloji, havacılık ve uzay alanında yapılan en büyük etkinlik, festival. Sloganı ayağa yere basmayan festival şeklinde. Türkiye'de bu 5 kere geçirildi ve bu 5 yıl süresince gençlerimizin 12-13 yaşından üniversite talebelerine kadar teknolojiye ve yapılan yarışmalara ilgisi arttı. Yani biz artık Türkiye'de Z kuşağı tabiri, yeni gençme, yeni yetmelere Z kuşağı tabiri yerine Teknofest kuşağı diye ifade ediyoruz. Ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bağlamında da Teknofest ilk defa Türkiye dışında bir yerde yapıldı. Bu da Azerbaycan olması gerekiyordu, Bakü olması gerekiyordu. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan birbirine karşı münasebetlerinde her zaman ilki başarmış bir iki devlettir. Bu yarışmalar, Teknofest sloganı, öncelikle onu ifade etmemiz lazım. Çok güzel bir slogana vardı. Tek millet, iki devlet, tek festival. Bu da çok anlamlı bir şeydi. Teknofest özünde teknoloji, havacılık ve uzay programlarına bağlı. Tabii biz 4 gününü, 5 gününü görebiliyoruz. Fakat Teknofest aslında yılın 365 günü devam eden bir etkinlik. Yani bugün akşam saat 17'de Teknofest 2022 kapanıyor ama Teknofest 2023'ün hazırlıkları bugün akşamdan itibaren bile başlıyor. Dolayısıyla biraz önce sizin başlangıçta ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 1000'e yakın takım, 6000 kişiden oluşan 1000'e yakın takım bir yıldır bu Teknofest 2022 Azerbaycan'ın hazırlıkları için emek sarf ettiler. Müzakere yaptılar, nazari konularda çalıştılar ve bunları icraata, ameli faaliyetlere döktüler. Dolayısıyla bu Teknofest alanında gördüğümüz takımlar, o Kristal Oda'daki takımlar finale kalan 250 takımdan ibaretti ki dün ona o takımlardan da 10 farklı branşta birinci olanlara Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev ve Nobel ödüllü Aziz Sancar hocamız tarafından ödülleri verildi. Birinci Teknofest'in birinci anlamı bu. Teknofest ama sadece bundan oluşmuyor. İlk defa görüşmeler vasıtasıyla 32 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla Bakü'ye özel olmak üzere 32 ülkeden teknoloji, havacılık ve uzay alanında uzmanlar 4 gün süresince karşılıklı müzakere yaptılar, sunumlar yaptılar. Bu da önemli bir faaliyetti. Teknofest'in bir ayağı da budur. Teknofest'in diğer bir ayağı ise Azerbaycan Galip Devlet'in, Galip Silahlı Kuvvetler'in harp silah araçlarını, muasır sistemlerini halkla buluşturması, gençlerle buluşturması, gençlerin o helikopterlere, araçlara, uçaklara el değdirmesi, merak edip kompitine binmesi, bu da önemli bir faaliyetti. Diğer bir dördüncü temel hususta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muasır sistemleri beraber kol uçuşları yaptılar, taktikleri denediler ve halkla buluşturdular. Bu anlamda da çok büyük bir coşkuyla geçti. Teknofest ilk yapıldığı günkü heyecanı Bakü halkı, ondan sonra gençler, ben 4 gündür o alandayım. O gençlerin gözündeki ışıltıyı ve gelecek
Teknofestler'de Azerbaycan'ın bilim alanında, sanayi alanında, müdafaa sanayisi alanında artık yazılım yapacak, inovasyon yapacak gençleri orada gördük. Dolayısıyla bir de halkla buluşma ayağı var. Bu halkla buluşma ayağında da halkın devletine, milletine ve silahlı kuvvetlerine duyduğu özgüven, o Büyük Karabağ zaferinin kazanan askerlere ve ordusuna, devletine güvenini gözlerinde görmekte çok büyük bir benim için gurur duygusuydu. Elbette Azerbaycan ve Türkiye arasında hərbi texnologiya sayesinde bir əməkdaşlıq onsuz da var ve Teknofest de buna bir tövbə verəcək. İstəyərdim məhz hərbi sahədəki, hərbi texnologiya sahəsindəki əməkdaşlıqdan danışaq ve festivalın bu əməkdaşlığa təsirindən danışaq. Bu Teknofest 2022 Azerbaycan aslında Şuşa Bəyannaməsi ile imzalanan dostluk, kardeşlik ve müttefiklik seviyesinin bir sonucu ortaya çıktı. Şuşa Beyannamesi'nde her alanda olduğu gibi, siyasi, ekonomik, kültürel alanda olduğu gibi müdafaa sanayisi ve bilim ve sanayi ile ilgili artık ortak inovasyonlar yapılması ile ilgili iki cumhurbaşkanı kol çekmişti. Dolayısıyla bunun ilk uygulamasını bilim ve sanayi anlamında bu Teknofest'te gördük. Tabii bu Teknofest'in biraz önce ifade etmiş olduğumuz bölümlerini, ana hususlarını ortaya koyduğumuz zaman şunu gördük ki artık Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri ve müdafaa sanayileri birge bir şeyler yapma, arge faaliyetleri yapma ki bu Teknofest süresince de Bilim Sanayi Bakanlıkları arasında, Bilim Sanayi Bakanlığı ile Milli Eğitim Maarif Nazırlığı arasında karşılıklı sazişler imzalandı. Ortak teknoparkların kurulması, ortak araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurulması oldu. Dolayısıyla bunların da çıkış noktası Şuşa Beyannamesi ve müttefiklik ilişkisine ulaşan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki iki cumhurbaşkanının ortaya koymuş olduğu hedefler sonucu oluşmuştur. Bundan sonra da artık Türkiye ve Azerbaycan al-ver şeklinde bir silah sistemleri veya teknoloji sistemleri değil de beraber üreten, bu ürettiği silah sistemlerini, teknolojileri öncelikle kendi silahlı kuvvetlerinde, kendi devletleri ve kendisi için kullanması, müteakiben bunu Türk dünyası için ve bütün dünyaya beraber pazarlama, satma ve yayma konusunda da artık emektaşlığa başladı. Ben kısa süre içerisinde, yani bu 2022 ve 2023 senesi içerisinde artık Türkiye ve Azerbaycan istihsali olan PUA'lar, roket sistemleri, belki de bu Teknofest'e katılan gençlerin, Azerbaycanlı ve Türk gençlerin beraber yapımıyla Kızıl Elma uçağının yapımında göreceğimizi ben ümit ediyorum. Dolayısıyla en üst seviyeye gelen siyasi, askeri ilişkiler aslında bu Teknofest ve benzeri faaliyetlerle hem teknoloji alanında hem de müdafaa sanayisi alanında bir üst noktaya taşınmış oldu. Yücel Bey, hərbi təhsil sahəsi məsələsi də var. Çünki Teknofestin əsas məqsədi gənclərin bu sahəyə marağının artırılmasıdır. Və Azərbaycandan da kifayət qədər universitetlərdən tələbələr və şagirdlər iştirak edirdilər və öz layihələrini təqdim edirdilər. Bundan sonraki dövrdə həmin tələbələrin Türkiyənin hərbi təhsil sahəsində iştirakı, eləcə də Türklərin Azərbaycanda iştirakı və təcrübə mübadiləsinin aparılması hansı formada ola bilər? Şimdi hayatta en önemli şey insan kaynağıdır. Yani insan kaynağını parayla satın almak mümkün değil. Ona emek vermek gerekiyor. Dolayısıyla o Teknofest'teki 10-12 yaştan, yani o kadar güzel çocuklar, o kadar güzel, artık çocuk diyorum onlara ama o 12 yaşındaki uşaklardan 24-25 yaşına kadar gençleri gördük. Ve diğer bir sevindirici hususu izleyicilerime çattırmak isterim ki aslında o Teknofest'teki katılan çocukların, okulların, takımların sadece Bakü'den oluşmuyordu. Yani ben oradaki bütün takımları dolaştım. Yani Zagatala'dan, Lenkeran'dan, bütün bölgelerden de bu aslında işte bu burada yakılan meşalenin bütün Azerbaycan sathına yayılması anlamına geliyor. Söylediğiniz gibi demin de benim de ifade ettiğim gibi bu konuyla ilgili nazırlıklar arasında mukaveleler imzalandı. Burada yetişen gençlerin Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinde staj yapmaları, oradaki akademik faaliyetlere katılmaları,
Üniversitelerin bir hususta şunu da ifade etmemiz lazım. Teknofest'te Türkiye'deki bilim ve sanayi, teknoloji anlamındaki üniversitelerin temsilcileri vardı, standları vardı. O gençler bu üniversitelerle ve bunlarla tanış oldular. Bunlar arasında, üniversiteler arasında kardeş üniversite kapsamında öğrenci mübadelesi faaliyetleri başladı. Dolayısıyla dün iki cumhurbaşkanı da şunu ifade etti. Yani bizim cumhurbaşkanımız dedi ki Ankara neyse Bakü bizim için odur. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de dedi ki Türkiye'nin güçlenmesi bizi güçlendiriyor. Bizim güçlenmemiz Türkiye'yi güçlendiriyor. Dolayısıyla artık biz bu meşale aslında sadece Türkiye ve Azerbaycan için yanmıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu alandaki emektaşlığı öncelikle Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer devletlere yansıyor, bölgeye yansıyor. Ve aslında o dünkü o gösteriler dosta güven, düşmana korku salıyor. Dünyanın gözü bakmıyormuş gibi yaparız ya bazen olayı, bakmıyormuş gibi, ilgilenmiyormuş gibi yapmasına rağmen dünyanın gözü, bölgenin gözü Bakü'deydi ve Teknofest'teydi. Dolayısıyla bu alanda da insan gücünün yetiştirilmesiyle ilgili hem üniversiteler bağlamında hem nazırlıklar bağlamında çok güzel mukaveleler imzalandı. Bunun ben 1-2 seneye kadar çok faydalı, verimli sonuçlarını alacağımızı inanıyorum. Bu unutmayalım çetin bir prosestir mi? Buyurun. Bu çetin bir prosestir mi? Çetin proses ama buradaki temel konu şu. İki siyasi liderin kararlılığı. Bakın bundan 10 gün önce Rize Artvin Havalimanı açılışında sahneye iki cumhurbaşkanı el ele çıktı. Dün de birinci hanımlar sahneye Kristaloğlu'da el ele çıktı. Bu siyasi liderlerimizin bize göstermiş olduğu rehberlikte, istikamette ki birliktelik bu bütün çetinlikleri ortadan kaldırıyor. Ve dünkü konuşmasında iki siyasi lider, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ne dedi? Dedi ki sizler bize örnek alın. Dolayısıyla niyet olursa ki bu niyetin olduğunu en üst noktadan en alta kadar görüyoruz. Ve bugün 83 milyon Anadolu insanıyla 10 milyon Azerbaycan halkı artık tek ses, tek nefes haline geldi. Buna dayanabilecek engel, buna dayanabilecek bir zorluk kalmamıştır. Çünkü en üstten en aşağıya kadar bir niyet vardır. Fakat bunların somut sonuçlarını da demin de ifade ettiğim gibi gördük. Tabii ki şunu da ifade etmem lazım. Bu aslında yeni başlayan bir proses de değildir. Yani Azerbaycan'dan takımlar aslında Türkiye'deki teknofestlere de katılımı sağlanıyordu. Ben inanıyorum ki 2023, dün orada da o ifade edildi. Artık bu Bakü Teknofest, Azerbaycan Teknofest sürekli tekrarlanacak. Ve buraya gelen gençler ve bunların Türk eğitim sistemindeki üniversiteler ve kurumlarla entegrasyonu gelecekte bir brand olarak Türkiye-Azerbaycan brandlerinin, ürünlerinin insanlığa hem de devletimize ve halkımıza karşı istifadesine sunulacaktır. Ordu meselesinde de bayağı siz qeyd etdiniz. Azərbaycan ordusunun Türkiye ordusuna bənzədilməsi, ona uyğunlaşdırılması məsələsi de hem de burada var. Bu istiqamətdə de. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabağ Savaşı esnasında söylemiş olduğu söz, Türk ordu modeline geçiyoruz ve artık Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kontrol faaliyetleri dahil, tatbikatlar dahil, eğitim öğretim faaliyetleri dahil, teşkilat faaliyetleri dahil bir tek bir ordu haline geliyor. Yani ortak hava sahasının kullanılması, o Şuşa Beyannamesi ile beraber oluşturulan o güvenlik mekanizması ve bu güvenlik mekanizmasının tehditlerin ortaya kaldırılması ve gelecek döneme yönelik yapılacak faaliyetlerin artık kurumsal hale gelmesi çok önemli. Bugün Türkiye'de ve Azerbaycan'da aynı anda 2 veya 3 tane tatbikatı birden görmek mümkün. Kardeş Tugay faaliyetleri kapsamında komando ve hususi tayinatlı birliklerin eğitimi faaliyet kapsamında. Türkiye'den askeri öğrenciler geliyor, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin de eğitim alıyor. Azerbaycan'dan yüzlerce, binlerce gençler hem harp okullarına hem astsubay okullarına gidiyor.
Bu modelleme bağlamında komando birliklerinin yaygınlaştırılması gerçekleşti ve artık modern ve muasır bir ordunun hususi tayinatlı ve komando birliklerinden oluşması konusu önem kazandı ve bunlar hayata geçti. Geçen hafta içerisinde hayata geçen önemli faaliyetlerden birisi de Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasıydı. Yani bu Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber Azerbaycan'daki askeri eğitim öğretim faaliyetleri alanında vazife yapan kurumlar birleştirildi ve Milli Savunma Üniversitesi haline geldi. Sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın bu emektaşlığı Azerbaycan ve Türkiye ile sınırlı da değil. Yani Bosna'dan, Kosova'dan, Afganistan'a varıncaya kadar NATO'nun veya Birleşmiş Milletler'in güvenlik misyonu bağlamında Azerbaycan ve Türkiye beraber emektaşlık ediyor. Bunun en güzel örneği Afganistan'da gördük. Afganistan'da Türk ve Azerbaycan bayrağını gören herhangi bir Afganlı ondan sonra herhangi bir tehlike olmadan en rahat bir şekilde vazife yaptılar. Dolayısıyla dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi Türkiye ve Azerbaycan'ın bu alandaki emektaşlığı gücümüze güç katıyor. Dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor. Aynı zamanda da diğer Türk devletleri teşkilatları arasındaki emektaşlığa da fırsat tanıyor. Bunun en somut örneklerini İstanbul Zirvesi'nde gördük. İstanbul Zirvesi'nde ilk defa Türk Devletleri Teşkilatı'nda askeri harbi alanda emektaşlık yapılması konusu gündeme geldi. Ve Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Şuşa'dan başlayan, Şuşa beyannamesiyle tarihin en üst noktasına gelişen ilişkiler bugün Türkiye, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ilişkilerine yansımaya başladı. Dolayısıyla biz gücümüzü birleştirdiğimiz takdirde bu anlamda ki halledemeyeceğimiz, aşamayacağımız engel yoktur. Aslında Karabağ Savaşı da bu emektaşlığın sonucu Azerbaycan ordu kuruculuğuna umummilli liderden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in vermiş olduğu dikkat ve kaygı, bu dikkat ve kaygının teknolojiyle, muasır silah sistemleriyle halkın vatanseverlik duygusuyla birleşmesi sonucu elde edilmiştir. Aslında belə deyək də Yücəl bəy, bu cür ortak layihələr aslında bölgedeki təhlükəsizliyi de təmin edir. Tabii güçlü bir ordunuz varsa, milli güç unsurlarınız varsa bu barışa hizmet ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye'nin bu konudaki emektaşlığı herhangi bir üçüncü ülkeye veya başka ülkelerin toprak bütünlüğüne değildir. Bu birliktelik bakın 28 yıl çözülmeyen Karabağ Savaşı'nı Batı'nın ikiyüzlülüğü ve çifte standardı vasıtasıyla çözülmeyen sorunu Azerbaycan demir yumruğu havaya kaldırarak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi Türkiye'nin Azerbaycan bizi nerede görmek istiyorsa biz sonuna kadar maddi manevi bütün unsurlarımızla Azerbaycan'ın yanında demesiyle bu noktaya geldi ve bakın barıştan bahsediyoruz, muasırlaşmadan bahsediyoruz. Dün Zengilan'da açılan o akıllı köyler, kentler, yollar, tarım alanları bunlar hep barışa hizmet ediyor. Ve ateşkes anlaşmasından itibaren de Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve dün de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Dedi ki biz Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız ve destekliyoruz. Neyi destekliyoruz? Barışı. Huzuru, istikrarı. Eğer Kafkaslara barış, huzur ve istikrar gelirse, Kafkaslar jeostratejik ve jeopolitik açıdan dünyanın kalbinde olan bir yer. Buradaki sabitlik ve sükutluk ve barış bütün dünyaya katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Azerbaycan'ın gücü de sadece kendi toprak bütünlüğünü sağlamak, başkalarının bizim toprak bütünlüğümüze göz dikmesine engel olmak ve dünyaya ve bölgeye barış katkı sağlamak. Yücel Bey, hərbi sənaye sayesinde, müdafiə sənayesi barəsində hər iki ölkəni bundan sonra hansı yeniliklər gözləyir? Anonsunu verə bilərikmi? Yəni, demin ifadə etdim. Biz Ekim ayında ADEX fuarı burada düzenlenecek savunma sanayi bağlamında. Burada biz artık o ortak layihələri somut olarak görmemiz mümkün. Şimdi tabii bu konular biraz da istihbari konular olduğu için çok fazla açık edilemiyor. Şu an işleyen mekanizmalar, ortak oluşturulan zavodlar ve birge üretim bağlamında faaliyetler devam ediyor. Bunun yakın zamanda sonuçlarını göreceğiz. Yani Türkiye'den sonra Akıncı SİHA'ları kullanan ikinci ülke muhtemelen
Sayın Cumhurbaşkanları dün üstünde kol çektiler. Azerbaycan olacak. Ve demin de ifade ettim, biz inşallah 2023'te, 2025'te o Selçuk Bayraktar'ın ortaya koymuş olduğu Kızıl Elma uçağını birge beraber Azerbaycanlı mühendisler, gençler ondan sonra birge istihdam edecekler diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim Yücel Bey, maraqlı söhbətiniz üçün. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı General Yücel Karazu idi və biz Texnofest festivalı haqqında danışdıq. Artıq son gününü keçiririk Texnofestin və iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa, bundan sonraki münasibətlərə necə təsir edəcəyi ilə bağlı danışdıq. İzlədiyiniz üçün minnətdaram. Növbəti buraxılışımızı da izləməyi unutmayın. Salamat qalın.